Herkese selamlar dostlar. 21 Ekim 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Baba maçları almaya çalıştım. Özellikle ideal ve yüksek oranlardan tercihlerimi sunacağız. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diyerekten de sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi beklediğinizi belirterekten de direkt videomuza başlayalım. Dostlar öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamız derbi olacaktır. Galatasaray Beşiktaş maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 3 arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza misafir edelim. Sizce maç skoru? Benim skorum kendimce 2-1'e biraz daha yakınım ama 3-1'i de bence olabilir gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir kendi skorlarını da yoruma yazaraktan da ne hissediyorsa ne düşünüyorsa Beşiktaş'ın ihtiyacı da olsa bence Galatasaray'ı salmayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir değerlendirmem var. Bence sizin de skor görüşlerinizi yoruma bekliyorum. 3 kişiyi alalım. Her türlü soru görüş öneri için de skor bilenlerde ve gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, katılmak isteyenler de Instagram'dan Kangal Bey hesabından benimle iletişime geçebilirler. Buradaki iletişimde doğrudan benimle iletişime geçiyorsunuz. O yüzden hatta ses atıyorum genellikle sizlere de. O şekilde bunun da bilgisini verelim. Ve dün yüksek misle neler yaptık onu bahsedelim. Dün yüksek misle tek bir yüksek misli verdim. Perşembe için bu. Fenerbahçe Beko ile Asfel'in mücadelesi vardı. Dedim ki ev sahibi 84,5 sayı atar. Yani güzel de oranı vardı. 1250 TL bir misli önerdim. Geldi Fenerbahçe 101 sayı attı. Maça iyi başlayamasa da ilk periyotta 16 sayı atabildi sadece mesela. Ondan sonra 101'e kadar yükselmesini bildi. Özellikle Tarık Biberoviç muazzam oynadı. Kalates aynı şekilde öyle. Maçı izledik, canlısını da yaptık. Yüksek mislin amacı zaten burada. En güvendiğim maça yüksek misli önererekten de doğrudan kasaya artı olaraktan da koymak. Burada zaten bir kasa yönetimi yaptığımızda sizler de biliyorsunuz. Gece de NBA teklisi verildi. Bu NBA teklisi arkadaşlar herkes açık Telegram kanalına da verildi. Mutlaka orada yorumlar ve açıklama kısmında var. Katılabilirsiniz. Sacramento Kings'e yöneldi. Ev sahibi 107.5 üst son Golden State mücadelesi de izlemiştik. Notunu aldık. Burada da kazanmasını bildik. O şekilde izleyerekten de sizlere zaten analiziyle birlikte çok güzel bir şekilde aktardık ve kazanmasını bildik. Devam edelim. Kendi hafta artık hafta sonu geldi. Canlı maçlarla birlikte kendimiz de artık şova başlayacağız inşallah. Ve cumartesi çok güzel maçlar da var. O yüzden kendi gruplarımızda da canlı maçlarda özellikle canlı olaraktan da değerlendirme yapan varsa gruplarımızda bekleriz. Onun dışında ücretsiz grubumuz da var. Herkes açık Telegram kanalına da oraya ara canlı tercihler dağıttığımızı biliyorsunuzdur. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz diyerekten de videomuza başlayalım ve geçelim. Şöyle sizlerden bu videoda da bir adet ideal kombin önerdim. Artı 300 beğeni gelmeye devam ederse şöyle herkes bir beğeniye tıklarsa hemen 2 saniyenizi alıp bekliyorum ben. Hadi. 2. Tamam. Yeter. Beğeniyi aldıysak kombin önerisi de yaptım. Bu videoda değerlendirecekler. Değerlendirebilir. Herkese bol şanslar. Liverpool'la Everton karşılaşması. Liverpool ligdeki son 2 mücadelesinde puan kaybediyor. Bir tanesi Brighton'dı. İlk yarıdan 2. Hatta pardon deplasman yarı kazanıldığında ben yüksek misli yapmıştım. İlk yarı 1-0 öne geriye düşmüştü. Hemen 2 tane attı. 42 ve 45'te falan attı sanırım. 2-1 önde kapattı. Biz oradan kazanmıştık. Liverpool Tottenham maçında net hakkı yendi. Ya zaten federasyon özür diledi. Hakem özür diledi vesaire. Son Brighton maçında da ben şunu düşünüyorum dostlar. Yani Liverpool'un burada her türlü maçı kazanmasını bekliyorum. Zor bir mücadele. Gerçekten ya Everton zaten son 2 maçında da mesela Liverpool 2-0 bitirebildi mücadeleyi. Kendi evinde oynadığı mücadeleyi. Burada net bir skor bekliyorum ben Liverpool'dan ve 2-0 yine aynı şekilde. Benim skorum burada Liverpool'un 1-0'la yetinmiyor zaten bu takım. Her zaman 2 farklı öne geçmeye çalışan bir takım. O yüzden 1.5 üstüne 1'i. Yaklaşık 1.40 oranı vardı. Hatta 1.40'larda oranı var hala. Bu nesine de küçük. İddia.com'da vesaire veya Avrupa'da zaten oranlar yüksek. Yüksek Liverpool'un ben burada yine aynı şekilde en az 2 tane ataraktan da galip gelmesini ve erken seans maçı olduğu için de yani üstçüleri belki patlatabilirler. 2-0'da net skor çıkabilir burada bilginize. Konya ile Pendik. Pendik Spor'da da hoca değişikliği gelecekti. Osman Hoca'yı gönderdiler. Geldi. Vieira, Igor muydu? Vieira mı ne bir hoca geldi. O da Brezilya Ligi'nde sanırım hocayı da biraz araştırdım. Brezilya Ligi'nde 25 maçta 16 galibiyet, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik mi öyle bir karneyle geldi buraya. Yani ayın 17'sinde geldi bu hoca. Çok fazla takımın başında olamadı. Yani yaptırsa 2 veya maksimum 3 antrenman yaptırdı takıma. Yani takımda da şöyle bir şey olacaktır. Pendik Spor'da daha henüz ligde galibiyetle tanışmadı. Konya'da da milli arada hocayı göndersek mi? Bir toplantı yapıldı ve hoca gönderilmedi arkadaşlar. Yani bir şans daha verildi hocayla birlikte. Hocanın da son şanslarından bir tanesi. Belki bu maçtan sonra hatta gönderilirse Konya'da Rıza Çalınbay düşünülüyormuş sanırım. Onun da bilgisini vereyim ben size. Onun dışında ben burada Pendik'in deplasmanda atacağı bir gole, yani yeni teknik adamla birlikte Konya'da zaten çok fazla ağam bir oyun oynamıyor. Pendik'in deplasmanda atacağı bir gole 1.38 gibi oran açmışlar zaten. Deplasman 0.5 üstte. Şuradan gösterelim hemen. Aynen deplasman 0.5 üstte 1.38 gibi oran var. Bu nesine misli olayı falan getirdiler. Aklım karışıyor ya. Pendik'in bir golünü bekliyorum. Onun dışında da mücadelede Pendik bir gol atar. Onun dışında mücadele genelinde toplam gol aralığı da 2-3 golle kalabilir. Onun da oranı 1.79. Yüksek oran ile sizlere önerebilirim. Union Berlin'le Stuttgart karşılaşması. Union Berlin'le kendi evinde oynayacağı mücadele ve sanırım 7 maçtır falan her maçını yenilen bir Union Berlin var. Ki lige yani fırtına gibi başlamıştı. İlk 2 haftada 8 tane gol atmıştı ve iyi bir futbol sergiliyordu. Stuttgart'ta oynayacaklar. Stuttgart'ta bu sezon zaten baktığımız zaman Bundesliga'da Leverkusen ve Stuttgart gerçekten öne çekiyor böyle. Hücum gücü yüksek ve savunmayı da iyi yapıyor. Geçiş oyunuyla birlikte vesaire. Yani iyi futbol sergiliyorlar. Hakkını da alıyorlar aldığı galibiyetlerle birlikte. Sadece bir maçta fire verdiler. Diğer hepsini kazandılar. Mücadelenin ideali her iki takımın atacağı gollerdir bence. 1.43 gibi oranı var zaten. KG var ona. Çok ideal. Bence değerlendirmeye de alınabilir. Onun dışında burada Union Berlin'in bir Napoli ile tekrardan bir Şampiyonlar Ligi maçı var da. Ben diyorum ki yani bu maçta bir patlama yapabilir mi? O potansiyel de var. O yüzden yani riskli de genelde Stuttgart'a giderler burada. Fakat ben diyorum ki burada Union Berlin ekstradan bir patlama yapabilir. Yani ev sahibinin 1.5 üstünün oranı da 1.95. Zaten KG'yi bekliyorum ben mücadelede. Ama Union Berlin'in burada ikinci golünü de 1.95 gibi orandan kendi evinde ve ihtiyacı olanken yani 7 tane mağlubiyet almışsın. Üst üste milli ara girmiş. Ondan sonraki ilk mücadele ekstradan bir performans göstermelerini bekliyorum. Newcastle'la Crystal Palace mücadelesi. Ben burada Newcastle tarafına gideceğim fakat Crystal Palace'da gerçekten savunma ve orta saha yani birinci bölgeyle ikinci bölge savunmasını iyi yapan bir takım. Newcastle'ın da Brentford mücadelesi vardı. Ev sahibi 1.5 üst vermiştim. 1-0 bitmişti. Yine Şampiyonlar Ligi maçı vardı ondan sonraki hafta. Yine burada da mücadelede 4.5 altında bir bekleyeceğim. Ben Newcastle'ın kazanmasına okeyim. Fakat yani çok fazla gol beklemiyorum. Oranı da biraz yükseltmek adına 4.5 altında 1 yaptım. İsteyenler doğrudan 1 yapabilir. Ben biraz da oran almak adına burada 4.5 altına biri sizlere sunmak istiyorum. Manchester City ile Brighton karşılaşması. City de kendi evinde aldığı mağlubiyetlerle birlikte 2 tane mağlubiyet aldı sanırım üst üste kendi evinde Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde de mi? Bu 3. mağlubiyeti nereden aldılardı? Lig Kupası'nda aldılar. Yani mağlubiyetler yani en son 5 yıl önce sanırım böyle bir mağlubiyetler olmuş. Ya 5 yıl önce ya da 95 senesinde. 95'te değildir. City o kadar şey takım. 5 yıl önce olması lazım. 2 maç üst üste mağlup olmuşlar. Brighton'la oynayacaklar. Brighton'da da yani takım iyi oynuyor da bazen özellikle Avrupa'da falan tek sallamıyor. Burada City kendi evinde oynayacak. Ben burada City'nin galibiyetini bekleyeceğim. City galip gelirken de en az 2 tane atacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Rodri'nin de takıma dönmüş olması ekstradan bir o orta alandaki güvenliği kemeri sıkılaştırır o yüzden. Burada en az 2 gollü bir maç bekliyorum ben zaten. City bence 2 tane atacaktır. 1.5 üstte 1 gelebilir. Onun dışında biraz daha oran yükseltmek isteyenler Brighton tarafından da gol gelebilir. Ki City'nin de 3-0 yapma şansı da var zaten. 2.5 üstüne 1 de oranı yükseltebilir. 1.53'e kadar da yükseltebilir. Gelelim derbiye. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Maç skoru olur. Bilen 3 arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza alacağız. Dostlar öncelikle burada Beşiktaş'ın gerçekten bu maçı çok fazla ihtiyacı var. Bunda hemfikir miyiz yani? Hem Burak Yılmaz'ın takımda oluşu hem camiada Şenol Hoca gitmiş yani takımın bu galibiyete en azından buradan puan çıkarmaya gerçekten çok fazla ihtiyacı var. Ama Galatasaray tarafından da bakıyorum şimdi. Zaten takım iyi oynuyor mu? Oynuyor. Bir rehavet olur mu? Sanmıyorum yani. Bir rehavet olmaması gerekiyor en azından. Yani gerçekten o rehavetin olmaması gerekiyor takımda. Bu maçtan sonra Bayern Münih maçı olacaktır. Bakın şimdi arkadaşlarla kendi aramızda konuşuyoruz. Sizler de mutlaka derbi hakkında görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Diyoruz ki ya şimdi Bayern'i zaten kendi evinde. Bayern'i kim yenmiş abi zaten? Anladın mı? O maçta zaten şimdi arenada kendi evinde Bayern'e yenilsen sana kimse bir şey demez. İyi oynadın, mücadele ettin, yenildin. Kimse bir şey demez sana. Anladın mı? Ama burada bu maçta bir puan kaybı. Üstüne bir de Bayern maçındaki mağlubiyet sana laf getirir. O yüzden Galatasaray'ın bence odaklanması gereken maç bu maç. Bayern'i zaten dediğim gibi Bayern'i kim yenmiş anasını satayım. Biz zaten umut var. Yani ben de Galatasaray taraftarıyım. Ulan ya olursa diyorsun ama yani Bayern maçını yenilip bir de burada puan kaybedersen zaten o yüzden Galatasaray tarafı sıkıntı olur. Ama ben Galatasaray'a burada güveneceğim. Galatasaray'ın galibiyetini alıyorum. İdeal kombineme de koyuyorum. Maç sonu biri zaten önereceğim. Ama Beşiktaş'ta Abubakar'dan bence ibaret şu an. Beşiktaş tarafından da bir gol gelecektir bence. Bu maçın bence skoru ben 2-1'e biraz daha yakınım. 2-1-3-1 oranında bekliyorum ama 2-1'e biraz daha yakınım. Maç sonu 1 ve KG var da 2.26 arkadaşlar. Yani 2-1 skoruma da uyuyor. 3-1 skoruma da uyuyor. Benim 2 skor beklentim bu. 2-1'e biraz daha yakınım. Maç sonu 1 ve KG var. Onun da 2.26. Ekstradan sizlere önermek isterim. Chelsea ile Arsenal karşılaşması. Şimdi Arsenal'ın oranı 1.99'u 1.98'e düşmüş. Muazzam bir fark var. Şimdi Chelsea'de özellikle son dönemde Sterling çok inanılmaz bir iş yapıyor. Yani son 2-3 maçına bakın. Sterling'in oynamış olduğu oyuna bir bakın. İnanılmaz iş yapıyor. Chelsea tarafından bu maçta gol bekleniyor mu? Bekleniyor ki. İddia da diyor ki bak diyor, bak 2 oran açtım Arsenal'e. Bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri deplasmanda Chelsea ile oynuyor. Yani Premier Lig'de zaten herkes birbirini yenebiliyor. Okey. Ben şu seçeneği sunacağım sizlere. Diğer seçeneği var ya. Diğer seçeneğinde Arsenal'ın bir yarıyı kazanan oranı 1.55 gibi oranı var. Arsenal bu maçı kazanır mı kaybeder mi? Ben ona ilgilenmiyorum. İlk yarı 3-0 yenilsin. İkinci yarı 2 tane atsın. İkinci yarıyı kazansın. Veya bir tane atsın. 3-1 yenilsin. Umurumda değil. Ama Arsenal ben burada deplasmanda alacağı bir yarı. Arsenal herhangi bir yarıyı kazanır. Bol şanslar. 1.55. Sevilla ile Real Madrid karşılaşması. Aynı şekilde Real Madrid tarafındayım. Burada Arda Güler de takımla antrenmanlara başladı. Belki burada süre bulabilir. Real Madrid'in de burada deplasmanda da olsa Sevilla ile zaten maç yapacaklar. Sevilla'ya şans tutmuştur Real'in. Deplasmanda alacağı bir yarı. Diğer seçeneğinde aynı şekilde Nesine her yerde var zaten. Real Madrid yarı kazanır oranı 1.37 gibi oranı var. İdeal kombinemede aldım. Real Madrid bence burada herhangi bir yarıyı kazanacaktır ki zaten maçın beklentisi 3-1'lik Real Madrid galibiyeti olduğunu da sizlere söyleyeyim. Son mücadelem Celta Vigo ile Atletico Madrid karşılaşması. Bu maçta da beklentim aynı. Atletico Madrid tarafındayım. Ama Celta Vigo yani gerçekten yabana atılmayacak bir takım. Atletico Madrid ne kadar formda da olsa burada beklentim şu. Yine aynı şekilde diğer seçeneğinde bunun oranı 1.51. Atletico Madrid herhangi bir yarıyı kazanır. Değerlendirecekler. Burada Atletico Madrid'in herhangi bir yarıyı kazanmasını bekleyebilir. Bunun maçın da beklentisi zaten 2-0 ayarında bir Atletico galibiyeti olduğunu da belirteyim sizlere. Ama ben sağlama gidiyorum. 1.51 gibi orandan Atletico Madrid herhangi bir yarıyı kazanır bekliyorum. 9 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan anlattık. Bir adet de ideal kombinem vardı. Ekrana gelsin. İdeal kombinem Galatasaray karşılaşmasının maç sonu 1'i. Galatasaray'ın ben burada doğrudan galip gelmesini bekliyorum. 2-1-3-1 ayarında. Sevilla Real Madrid mücadelesinde de Real Madrid deplasmanda da olsa ki Sevilla'ya şansı genellikle tutmuştu. Herhangi bir yarıyı kazanması ki Real Madrid gerçekten öyle yapıyor. Yani bir yarıyı kaybetse ikinci yarı mutlaka reaksiyon vererekten de dönme ihtimali olan bir takım. Deplasmanda bir yarı kazanır. Sizlere de önereceğim kombinedir. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.